Değerli arkadaşım merhaba. Yeni bir içerikte tekrar birlikteyiz. Bu videoda belli alanlara odaklanıp o alanlardaki formasyonları, çalışanları, çalışmayanları hepsini birlikte bir arada inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalım 10.000 abone sınırını aştı. Beğenileriniz ve yorumlarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Öncelikle Bitcoin grafiğinde yakaladığım bir işlem vardı. Onu göstermek istiyorum. Bir yeniden oynata geleceğiz. Grafik sanırım şuralardaydı. İlk bunu çizdiğimde. kaldıralım. Şu görüntünün oluşmasıyla birlikte bir harmonik formasyon aramaya karar vermiştim Buradaki tepeden, buradaki dibe bir Fibonacci çekip 0.5'e değdiğini görünce bir bat ihtimali olabileceğini artık düşünmeye başlıyoruz. Geri dönüşü minimum 382 olmalı. Bu ha gayret bir önceki dibe kadar gelmiş. Sadece ilk çektiğimiz Fibonacci'nin 886'sını bekliyor olmak işimizi görüyor. Fiyat buralardayken şu iki emri buraya yerleştirdik. Bu iki emir neden böyle? Bunları hemen özetleyelim. Bu Fibonacci'mizin şu seviyesi bizim bat formasyonunun oluşacağı seviye. Peki işlemi nereye arayacağız? Bu sefer burada gördüğümüz dipten gelmesini beklediğimiz seviyeye bir Fibonacci çekip bunun 382'si ile 618'ini hedef olarak bekleyebiliyoruz. Stop olarak da şu seviyenin üstünü düşündüm. Normal şartlarda 382 382 beklenir. Birebir işlem kovalanır. Sarı ile işaretledim bölgenin üstüne çıkması durumunda bu trend yönüne bir kırılım olacak. Trend tersine işlem almakta ısrarcı olmamak adına stopumu yakın tuttum. 382'lere kadar çekmedim. Buradaki oranlarda 382'yi görmüyorsunuz. Çünkü 0-382 seviyesi 272 ile 410 414 arasında ve 414'e yakın bir bölgededir. Yani muhtemelen şuralar falan 382'dir. Kurala uygun yapacak olsam stopumu şuralara koymam gerekiyor. Kar zarar oranını biraz daha arttırabilmek adına buradaki 382'yi önemsemeyip kendime kapanış yaptığında bu işlemi terk etmemi sağlayacak yeni bölgeler bulmaya gayret ediyorum. Bunun belli riskleri de vardır. Avantajları da vardır. Dezavantajı nedir? Fiyat buradan gelir. Biraz oyalanır. Şuranın üstüne atar. Bizi stop eder. Ondan sonra hedeflene gelir. Biz burada stop olduğumuzda kalırız. 382'ye birebir işlem işlem stratejisini gözeteceğimiz bölgeye stop koysaydık şu hareket bizi stop etmemiş olurdu. Burada kar alma ihtimalimiz olurdu. Bunların hepsi birer yöntem. Şimdi bunu kaldıralım, oynatalım. Şu iki mumla birlikte 886'ya temas gerçekleşti ve bizim işlemimiz aktif oldu. Birkaç mumda bunu verdi diye hatırlıyorum. Evet, bir iki mumda bu hedefi aldık. Artık birinci hedef alındı. İkinci hedef için beklemedeyiz. İkinci hedefi de şu mumla birlikte aldı. Yani totalde 5-6 mumla 5 dakikalık grafik olduğunu düşüneceksek 20-25 dakikada bilemediniz 30 dakikada hedef falan bir işlem olmuş oldu. Buradaki formasyonu da şu şekilde gösterebiliriz. Bu harmonimizin sol kanadıydı şu kısımda harmonimizin sağ kanadıydı. Sol kanadı şuranın ucunu alalım. Muntazam olsun. Burada bir harmonik bat formasyonu trade etmiş olduk. Burada grafiğime şunları dahil ettim hemen. Grafiği biraz sadeleştirelim. Devam edelim. Şimdi tekrar bir yukarı gidecek bu bu ihtimalle ama ben eğik direnç ve eğik desteği ekleyip acaba şu yükselen hareketin içinde bir üçgen simetrik üçgen mi gerçekleştiriyor diye grafiğime bunu dahil etmek istedim. Ana hareketimi şu kabul ettim. Eğer burada trend yönüne bir kırılım gelirse yani buradaki turuncu hareket üstüne fiyat atabilirse trend yönüne tekrar bir long işlem deneyecektim. Tabi burada izlemek gerekiyor grafiği. Tekrar bir yukarı gitme çabası. Akabinde tekrar aşağıya salıyor şu anda. Beklediğim yöne kırılım bir türlü gelmedi. Şu turuncu üstüne atmadı. Fakat şu aşamada ben buraya bir harmonik daha ekledim. Burada bir stopumuz var. Onu hemen gösterelim. Bu dipten bu tepeye çektiğim Fibonacci'de 618'e temas olduğunu gördüm. Fibonacci'mi şu dalgaya çektiğimde minimum 618'e temas etmesini bekliyorum. Godley'de. Ben burada bir gartley ihtimali söz konusu. Gartley ne zaman gerçekleşecek? Bu kırmızı hareketimizin 272 extension'ın bir gardley formasyonu gerçekleşecek. Onu da hemen ekrana koyalım. Üzerinden konuşmaya devam edelim. Çünkü ilgili seviyeler geldi ama stopla sonuçlandı. Bu harmonimin sol kanadı. Bu da sağ kanadı. Şöyle yapayım. Bir öncekinin rengini değiştireyim. Süper. Fiyat eğer şu bölgeye gelirse alt banda da denk geliyor. Şunu birazcık da muntazam yaparsak. Alt banda denk geliyor. Yukarıya tepki vermesi olası bir bölge. Şuranın altında yapacak kapanışla şu bölgelerde kapanışa stop olmak da gayet makul. Fibonacci'mi hedef ve stopu belirlemek için tekrar çekeyim. A'dan D'ye burası A noktasıdır. Burası D noktası. Fibonacci'yi çektiğimde stopumu değiştirmeyeceğim. 382'ye almayacağım tekrar. Fakat 382'de birinci hedefimi isteyeceğim. İkinci hedef için de biraz bunu kaydıracağım ve 618 isteyeceğim şurada. Yani bu fiyat buradan buraya düşerse beni işleme alacak. Hedefim buraya gelmesi. Belki biraz oyalanıp sonradan da ikinci hedefi vermesi şeklindeydi. Peki bu iki hedef gelirse hemen gözüme şu çarptı. Burada bir direnç bölgem mevcut. Şu şekilde. Birinci tepe, ikinci tepe. Çünkü şu tepenin üzerindeki şu kapanışlarla birlikte burada trendimin rengi yeşil. Burayı birinci tepe, burayı ikinci tepe kabul edersem. Tepeler arasında uyumsuzluk var. Burada ikili tepe olabilir. Benim beklediğim gibi şuralara fiyat gelirse, yani şu hareket gerçekleşirse, bu sefer benim dibimin altında, şu dibin altında kapanış gerçekleşmiş olacak ve trendimin rengi kırmızıya dönmüş olacak. İkili tepeden sonra trend kırmızıya döndükten sonra 618 düzeltmesini beklersem 2618 ihtimali ortaya çıkacak. Yani şurası. 2618'i nasıl trade ediyorduk. Fiyat şu bölgeye gelirse short işlem açıyorduk. Bir önceki tepenin birazcık üstüne stop yazıyorduk. Hedefimiz şu bölge oluyordu. Burada işler çok yolunda gitmedi. Bunu size bilerek gösteriyorum. Bu tip setuplar oluşturduktan sonra çalışmayabildiğinde görmenizi istiyorum. Her şey güllük gülistanlık değil trade hayatımızda. Ucuca bir ekliyoruz. 5 tane 10 tane sürekli kar alıyoruz falan. Bazen mümkün oluyor ama her zaman mümkün değil. Bakın burada mümkün olmayacak şimdi. Oynatalım. Çok güzel. Fiyat şu anda bizim istediğimiz Godley'in D noktasına yaklaştı. Şuraya kadar gelirse biz biz long işlem için yerimizi almış olacağız. Bir saniye. Şu mumla birlikte artık işlemdeyiz. de işlemdeyiz. Stopumuz şu nokta. Şu bölgeye sarkarsa stop olacağız. Stop etmez de yukarılara giderse hedef alacağız. Hedef alacağız. Ve şurada 2.618 için tekrar bu short yönlü işlem almış olacağız. Şu anda long işlemdeyiz. Şu mumla birlikte şurada kurduğumuz setupların tamamı artık ortadan kalktı. Tamamı demeyeyim. 2618 için hala bekleyebilirim ama Gartley'de biz bu stopumuzu olduk. Bu işlemi de artık kovalamamıza gerek kalmadı. Buradaki bizim simetrik üçgen ihtimalimiz şuranın alta kırılmasıyla birlikte masadan kalktı. Gartley bizi stop etti. Sonraki dönüşte belki kovalayabiliriz dediğimiz 2618'de artık kendisini imha etmiş durumdaydı. Ya yani şu hareketleri yaptıktan sonra burada tekrar bir harmonik hareket oluş çebilir mi acaba? Tabi baş yardımcımız Fibonacci hemen tuttuk. Fibonacci'mizi çektik bu harekete. 618 yaptığını, bunun da 618 hayli ile açtığını görüyorum. AB dalgasına Fibonacci'mi çektim. Harmony'min hedefini belirleyeceğim çünkü burada bir Gartley ihtimali söz konusu. 272 seviyesi. Yani fiyat şu seviyelere eğer gelirse ben de Gartley için işlem arayabilirim. Onu şöyle belirtiyoruz. Şu bölgeden bir long işlem deneyebilirim. Akabinde de aslında bakarsanız acaba şurada biraz oyalanır mı? Tabii bunların hepsi öngörü. Fiyatı akıttıkça grafik şekillendikçe bundan netleşiyor. Şimdi bu ihtimalle grafik bu durumdayken stopumu nereye yazardım? Şurayı şöyle çekiyorum. Derdim ki ya hem bu dip hem bu dip bunların likiditesini almak isteyebilirim. Ben biraz şöyle yazardım stopumu. Hani hemen hemen altlarında beni stop etmesin de biraz daha aşağıya gitsin. Hedefimde... de şuralarda bir yere olacaktı muhtemelen. 2-2,5'luk iki, buçukluk bir işlem olacaktı. Hedef çok önemli Burada bahsetmek istediğim şey stop. Yorumlayarak kendime yeni stop yeri belirleyerek yaptım. Kurslarımda, derslerimde anlattığım şekilde yapsaydım benim stopum neresi olacaktı? Aynı Fibonacci'nin yani buradaki A noktasından buradaki D noktasına çektiğim Fibonacci'nin 382 seviyesi olacaktı. Yani 414'ün birazcık üstüne denk gelir. Okey. Price action, dipler, likidite vesaire bunları da ekleyerek stop noktamı şu bölgeden şu bölgeye kaydırmanın yollarını arıyor. Backtest videolarımda da bunu sıklıkla görüyorsun zaten. Öğrenci arkadaşlarımdan özellikle sorular geliyor. Hocam derste böyle öğrendiydik ama sen böyle yaptın diye. Trade ederken kendine farklı prensipler benimseyebilirsin. Bak burada benimsediğim prensip beni stop etti. Devam edelim. Hoppa. Burada stop olduk. Fakat şu işlem şöyle şimdi bunu biraz kaydıracağım. Hala devam ediyor dikkat edersen. Bu işlem hedef aldı. Şimdi burada iki tip cümle var. Birincisi Gartley vardı stop olduk. Bir başkası diyor ki Gartley vardı hedef aldık. Yine fiyatını yataya bağladığı bir bölge görüyoruz. Burada başka grafiğe geçtim. BNB grafiğindeyim. Eğer gözle ayırt etmekte zorlanıyorsan mutlaka grafiğe şu şekilde trend çizimini eklemeni tavsiye ediyorum. Buna odaklanmak daha kıymetli. Şuraya geri gelebiliyor muyuz? Geldik. Şu bölgeden sonra olayın nasıl seyredeceği, bu işin seyrinin ne olacağını kimsenin bilmesi çok mümkün değil. Ama hemen ihtimalleri masaya yatırmaya başlayabiliyoruz. 786'ya değemedi, 618'e değdi. Dolayısıyla burada bir Gartley ihtimali var. Gartley ihtimalinde şu düzeltmenin de önemi büyük. Şu hareketin 618'ini geri almasını istiyorum. Perfect Gartley'e bakmaya çalışıyorum ben. Normal Gartley'e bakmıyorum şöyle çektiğimizde evet 618'e fitille değdiğini dolayısıyla bir perfect guard ihtimalinin olduğunu görüyorum burada ve 272 seviyesini hemen işaretliyorum. Eğer fiyat şuralara sarkarsa burada bir guard trade etme ihtimalim olacak gibi gözüküyor. Buraya sarkarsa hemen Fibonacci'mizi çekeceğiz. Hedef stop belirleyelim. Fiyat oraya geldiğinde işlemimiz net bir şekilde masada olsun. Şuradan işleme gireceğiz. Long işlem arayacağız burada. Stopumuz neresi? Normalde öğrettiğim 382 yani 414'ün birazcık üzeri. Fakat ben burada nereye koyacağım? Ben yine şu dibin birazcık altına sarkarsa şu şekilde. Şurada biraz likidite almak istiyor olabilir. Hadi biraz daha aşağıya koyayım şu şekilde. Hedefim ise buradaki 382 seviyesi. İkinci hedefte 618 seviyesi. Evet bizi işleme aldı şurada. Artık işlemdeyiz. Devam edelim. Bu arada birinci hedefi de verdi. 382'yi aldık. İkinci hedef için beklemedeyiz. Tekrar aşağıya gitti ve ikinci hedefi de şu fitille birlikte verdi. Şimdi buraya biraz yaklaşacağım. Biz bunu trade ederken şu adımlardan geçecektik. Stopumuzu işleme giriş seviyesine çekiyoruz. Yani şunu bu bölgeye çekerek fiyatın birinci hedefi verdikten sonra aşağıya dönüp bizi stop etme ihtimaline karşı riskimizi sıfırlıyoruz. Birincisi kardan kapandı. Açık kalan kısım ne kar ne ziyandan kapanacaktı. Tabi elde ettiğimiz gelir birazcık düşecekti ama en azından zarar etme ihtimalimiz olmayacaktı. Değerli arkadaşım bu video bu kadar olsun. Birazcık rahatsızım. Terlemeye de başladım. Biraz dinleneyim. Başka bir içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.